Çarşehir'i Bakü'den rüzgarlı bir günde herkese selamun aleyküm. Şimdi sizi Çokoport adına çok tatlı ve şirin bir mekana götürmek istiyorum. Ben çok beğendim. İçerisi pembe renkler ve kadınlara hitap etme ağırlıklı olsa da real flörtler için çok enerjisi yüksek ve güzel bir mekan. Şimdi sizi oraya götürüyorum. Şöyle girişte çok güzel pembe ayıcık falan koymuşlar. O arena tilkinin ayıcığından biraz daha küçük. İçeride genellikle fotoğraf çekiliyorlar bu köşede. Genellikle doğum günlerine ev sahipliği yapsa da dediğim gibi yani flörtler için çok relax bir mekan. Devam edelim kanka. Arkadaşlarla burada sürekli selamlaşıyordum. Yani can Azerbaycan işte, anladın? Giriş böyle. Çok güzel sarmaşıklı salıncaklar yapmışlar. Şöyle harfayı da çekebilirsin kanka. İnsanlar burada fotoğraf çekiliyor. Ya mekan pembe ağırlıklı, kadınlara hitap ediyor gibi dursa da flörtler için dediğim gibi bence çok enerjisi yüksek bir mekan. Ben çok beğendim, çok sempatik. Burası çok sakin ve relax bir mekan. Flörtler gelebilir, arkadaşlar gelebilir. Doğum günleri yapılıyor. Özel davetler yapılıyor. Şöyle size gezdireyim. Mutfağını da göstermek istiyorum size. Yani genellikle tatlı ağırlıklı olsa da menüsünde lunch ve breakfast, dinner de olabilir. Yani kahvaltı, akşam yemeği, öğle yemeği, her türlü tat var burada. Menüsünü de göstereceğim inşallah size. Şöyle bazen 1 ile 3 arası indirimli menüler oluyor. Onlardan da yarı yarıya %50 indirimle faydalanabilirsiniz. Bak şu yazıyı alt alta. Allah herkese benim mükemmelliğimden versin. Şokolat boş sohbetliğin açarı oluyor. Yani diyor ki çikolata tatlı sohbetin anahtarıdır gibi bir şey diyor. Yani tamamen değil. Şimdi ben genelde masalarda zaten QR kodla ulaşabiliyorsunuz istediğiniz menüyü ama ben size manuel göstermek istiyorum, bilginiz olsun. Şöyle 20 manata çok güzel kahvaltı tabağı var. Tabak demeyeyim yani, serpme kahvaltı var. 2 kişilik rahat, hatta 3 kişinin rahat yiyebileceği. Zaten demleme çaydanlık da alabiliyorsunuz. Demlikle getiriyorlar. O da rahat 4-5 kişiye yetiyor zaten. Şöyle menüye gelin istersen kanka. Sabah lunch'ı var. Her yemeği yazmışlar. Limitsiz çayla bu arada. 10 manata veriyor şu menüyü. Diğerine bakalım. Şihin seher yemeği yazmış. Sabah tatlı yemeği gibi bir şey. 14 manata yine sınırsız çayla. Hemen geçiyoruz. Omlet var 6,5 manata peynirli. Sade 5,5 manat. Yanında da domates garnitürü de vermiş. Tost 5,5 manat. 6,5 manata karışık var. Fiyatlar bence Bakü'ye göre gayet uygun ve güzel yani. Böyle bir mekan için fiyatlar gayet uygun bence. Avokado ünlü port yapmışlar. Avokado tabağı. Salatalı herhalde bu. Sezar salata. Sezar salata tavukla. Kravetka neydi? Kravetka. Oo, teşekkür ederiz. Şu anda arkadaşlarımızdan ikram geldi. Onun için onlara teşekkür ederiz. Hepsine çok selam söylüyoruz. Senan arkadaşımız, Ceyhun arkadaşımıza buradan çok selam. Yani sağ olsunlar. Ben bir şey söyleyeyim, ben buraya ilk defa geliyorum. Ben buranın müşterisi değilken de bu arkadaşlarla sürekli kapıda karşılaşıyorduk. Gerçekten çok ikramsever, hoşgörülü arkadaşlar. Sürekli böyle selam, çay, kahve, bir ikram peşindeler, Allah razı olsun. Kanka görelim. Tavuklu salata bu. Port avokado diyor. Spesyal salataymış bu.
Sandviç 12 manat, sandviç 8,5-9 manat etli tavuklu. Bu arada dediğim gibi burada menülerde 1 ile 3 arası indirim oluyor. %50 indirim oluyor belirli menülerde. Gelip yani faydalanabilirsiniz, yararlanabilirsiniz. Waffle'lara yani. O nuggets falan da varmış. Abi çok kaliteli bir mekan ya. Yani her türlü çeşit var yani. Waffle Choco Pot. Waffle evet şu gelenden, şu anda buraya ikram gelenden şu. Bazen bundan söyleyecektim, merak etmiştim, tadına bakacaktım. Demek ki kalbim temizmiş. Çok güzel Choco Pot pancake yapmışlar. Bunlar hep kendi yapıyor. Kendine özel, kendine has tatlar katıyor. İçine Oreo'lu, bonibonlu falan. Ben bayağı beğendim bu mekanı yani. Rahatlıkla arkadaşınızla, eşinizle, ailenizle gelip çok güzel vakit geçirebilirsiniz. Krep var 9 manata. Choco Pot krep var yine böyle çikolatalı, muzlu, çilekli falan. Ya tatlılar bitmiyor maşallah. Choco Pot döner var. Ondan söyledik bu arada. Şu an yine ondan söyledik. Onun da tadına bakacağız. Onu da göstereceğim size. Choco Pot döner, kaymak, muz, badam ve koz diyor ama onu ben tam bilmiyorum. Sanırım krema falan o badam dediği de. Choco sushi yapmışlar. Muz, krema, bonibonla, çikolata sosuna banıp yiyebiliyorsunuz. Choco Pot Fondue diyor. O meyve tabağı. Ortasında da güzel çikolata falan var. Çilekli fondü diyor. Çilek dilimlerini çikolataya banıp. Yani böyle çeşit çeşit de söyleyebiliyorsunuz. Tek çeşit marshmallow, muz, çilek, ananas. Ortaya karışık da söyleyebiliyorsunuz. Salatayı ortaya mı yapayım mesela? Ekstra meyve söyleyebiliyorsunuz buralardan. Fındık, fıstık, badem falan. Yani mekan var ya 10 numara ya. Pankekler, cheesecake'ler falan yıkılıyor. San Sebastian cheesecake diyor. Tiramisu var güzel. Snickers'lı turta. Oreo'lu turta. Oreo zaten aşığım Oreo'ya. Oreo'lu cheesecake. Çilek Doğan dondurmayla yapmışlar bunu. Çilekli dessert yani çilek çölü gibi bir şey herhalde bu. Dessert çöl demek İngilizce ama burada ne demek tam emin değilim. Çilekli dessert demişler. Çilek dondurma, kaymak, çikolata, pençe. Burada da yine çeşit çeşit görebilirsiniz. Çok güzel dondurmalar da var. Yine bunlar kendisi yapıyor herhalde. Bir yerden almıyor yani. Üretimleri kendilerine ait. Bu arada Instagram'da menüler daha ucuz oluyor. Oradan daha iyi detaylı bilgi alabilirsiniz. QR kodu okutup ya da Instagram öne çıkanlardan bilgi alabilirsiniz. İçeceklere geldik zaten. Yine böyle çilekli, çikolatalı, muzlu falan güzel milkshake yapmışlar. Smoothies var çilekli, çikolatalı. Soğuk içecekler bu tarafta. Fiyatlar böyle bir mekana göre gayet uygun bence ya. Rahatlıkla gelebilirsiniz. Soğuk içeceklere geldik. Ice coffee, ice latte. Bu kara çay dedikleri bizim çayımız. Yeşil çaydan herkes biliyor. Bu yasmin çayı merak ettim. Bir de bu Tukuyan diyor. Tikuan. Çin çayıymış. Onu soracağım zaten neyden yapıldığını falan, nasıl yapıldığını. Veya Çin'den mi getiriliyor bu çaylar, burada demleniyor falan. Ve bunları çaydanlık halinde alıyorsunuz. Bardak değil. Yani bir bardak 6 manat değil. Yani yaklaşık 6-7 bardak kadar çay, 6-7 fincan kadar çay çıkıyor. Ve menümüzün sonuna geliyoruz. Burada da soğuk çaylar var. Bu kadardı şu an fiyat listesi. Şimdi bu gelen ikramın tadına bakmak istiyorum ben. Bence çok güzel ve lezzetli görünüyor. Bayağı iyi. Bunların çikolatası da kendi üretimi herhalde. Yani özel falan yapılıyor. Böyle dışarıdan alıp eritmiyorlar ya da ısıtmıyorlar. Şu an geldi o Choco Pot döner dediğimiz dalga. Onu şimdi yiyeceğiz, bakacağız tadına. Şurada pancake zaten. Abi yani inanılmaz çeşit var burada. Hani gelip yani çikolataya doyamazsınız, tatlıya doyamazsınız. Buradaki menüyü tek tek denemeye kalksanız 15 gün geçer, bitiremezsiniz yani. O kadar çeşit var. Çaydanlık da böyle geliyor. Çayda teşekkür ederiz. Az önce bahsettiğim çayda bu şekilde geliyor. Çaydanlık halinde. Şöyle. 6 manat 7 manat çay bu oluyor yani. 6-7 fincan çıkıyor içinden. Şöyle tadına bakalım. Pardon, ben krep verir misin? Sade mi?
Pardon. Burada yok değil mi krep? Tamam. Krep alalım. Şöyle alabilirsek onu yiyeceğiz, evet. Bu da bayağı lezzetli. Dışındaki krep oluyor. İçine çikolata ezmişler. Çikolata rendelemişler. Üstüne de çikolata krep koymuşlar. Ben bayağı beğendim ya. Bu çok lezzetli bir şeymiş. Yani not vermem gerekirse ben buna 10 üzerinden 8-8.5 veririm yani. Hani neredeyse mükemmele yakın. Pankek de çok lezzetliymiş. Ben aynı yani. Ama ben Chocopost'a bayıldım ya. Çok güzel yapmışlar bunu. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Burada çayı biraz açık yapıyorlar. Bizim oradaki gibi çok koyu değil yani. Ve çayın yanında reçel falan yiyorlar. Çok inanılmaz şeker kullanılıyor yani burada. Reçel, çayı şekerli içiyor. 8 tane şeker atıyor. Bir de yanında reçel yiyor falan böyle. Ben yani şeker komasına giriyorum onu görünce. Yemeden yani. Kaç kaldı şey mi? Bunun ağzına sokman başta söylediğim Tikuain çayını deneyeceğiz. Arkadaşlar sağ olsun ikram ettiler. Bu çay yurt dışından ithal geliyormuş. Kendileri burada belli ısıda, belli zaman ölçülerinde belirli ısılarla demliyorlar. Yani bu çaya çaydanlığa koyup altını açıp demlenmiyor. Bu çayın belli bir süreci var. Bu belli bir ısısı var. Özel bir çay yani. Yurt dışından ithal geliyor bu arada. Şimdi o geldi böyle. Onu deneyeceğiz. Tadı bizim içtiğimiz çaylara benziyor ama aynı zamanda değil gibi yani. Tam çözünemedim ama çok dinlendirici bir özelliği var gibi böyle. Ben bayağı sakinleştim bu çayı içince sanki. 2019'da Bakü'de bir Çinli kız içirmişti bana hostelde. Yani bir de müzik açtı yanına falan. Bir ambiyans yaptı, Allah, böyle bir sakinleşti, relax olduk falan. Zaten bu çayın özelliği öyle yani. Genellikle o tarz oluyor yani. Dinlendirici bir özelliği var. Ceyhun ve Senan arkadaşımıza misafirperverliği için çok teşekkür ediyoruz. Kendileri de burada zaten. Yani ben bu mekanın müşterisi değil, kendileri beni sürekli böyle bir ikramla zorluyorlar. Allah razı olsun. Hepsine buradan selam olsun. Çok memnun olduk tekrar. O şekilde rahatlıkla gelebileceğiniz çok güler yüzlü çalışanların olduğu 10 numara ambiyans olan bir mekan. Bakü'ye gelirseniz kesinlikle kaçırmayın. Mutlaka uğrayın dedim.